Evet değerli izleyenler, 19 Ocak 2015 Pazartesi sabahında biraz önce dün geceden bugüne yansıyan, bugün beklenen haberleri izlediğiniz haber turumuzda Uyan Türkiye'de. Şimdi ikinci dilimle devam edeceğiz Uyan Türkiye'ye. Gazetelerin ilk sayfalarına ve iç sayfalarına biraz önce izlediğiniz haberler bakalım nasıl yansımış göz atacağız. İlerleyen dakikalarda 3. ve son bölümümüzde yol ve hava durumumuz olacak. Tarihte bugün köşemiz olacak, ajandamız olacak. Her sabah olduğu gibi Uyan Türkiye dolu dolu başlıyor. İlk olarak Hürriyet Gazetesiyle başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi mecliste ilk makul şüpheli manşetini kullanıyor bugün. 17 Aralık soruşturmasında takipsizlik çıkmasının ardından Suudi iş adamı Yasin El Kadı'ya küresel terörist diyen CHP'li Veli Ağbaba hakkında makul suç şüphesi var denilerek yargılanması talebiyle fezleke hazırlandı deniliyor Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Fezlekeyi meclise gönderen İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selahattin Celep, 17 Ekim 2014'te Etiler Polis Okulu arazisi önünde basın toplantısı düzenleyen Ağbaba'nın dokunulmazlığını kaldırılmasını talep etti. Celep, El Kadı'ya 17 Aralık soruşturmasında takipsizlik çıktığı için Ağbaba'ya cezanın artırılmış oranlarla uygulanmasını istedi deniliyor haberin ayrıntısında. Suudi Arabistanlı iş adamı Yasin El Kadı 11 Eylül sonrası Ledin'le bağlantısı olduğu gerekçesiyle Amerika Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nde kara listeye alınmıştı. Dava açan El Kadı 2010'da Avrupa Birliği, 2012'de Birleşmiş Milletler ve 2014'te Amerika'da Hazine Bakanlığı'nın kara listelerinden çıkarıldı deniliyor haberin ayrıntısında. Sürmanşete bakalım. Sürmanşette hangi haberler var? Pegida'dan IŞİD iptali haberini görüyoruz sürmanşette. Almanya'da Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar adlı radikal sağcı Pegida örgütü bugün Dresden'de yapmayı planladığı gösteriyi IŞİD'den gelen açık ölüm tehditleri üzerine iptal ettiğini söyledi deniliyor değerli izleyenler. Evet, hemen sol köşeye bakacağız. Yargıya güven yerde sürünüyor başlığını görüyoruz. Yüz yüze diye bir bölüm var efendim. Yine Cansu Çamlıbel'in bir söyleşisi. Türkiye'yi Avrupa Venedik Komisyonu'nda temsil eden Profesör Doktor Osmancan yeni HSYK'nın yapısından umutlu olduğunu söylemiş. Yargıya güven şu an yerlerde sürünüyor ama artıyor. Kemalistler bir deneyim kazandı. Balyoz ve Ergenekon davalarıyla ortaya çıkanları gördükleri zaman böyle olmamalıydı, bunu istemiyorduk aslında diyebilecek noktaya geldi. Bunlar Türkiye için kazanç. HSYK'da gerçekleşen bu, CHP'ye de MHP'ye de yakın insanlar var deniliyor. Yine bu haberin hemen altında bu Cizre eski Cizre'yi geçti başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Cizre'de ne olacak demiştik haftayı kapatırken Cuma günü. Yine orada olaylar vardı. Sanki Türkiye'den ayrı bir bölgeymiş gibi Cizre'de neredeyse sokakta çatışmalar olacak noktasındaydı. Ancak bir sakinleşme olmuştu. Ta ki 12 yaşında bir çocukla başından vurulana kadar. Gündüzleri sakin, geceleri silah ve bomba sesleriyle geçiren Cizre'de halkın dilinden Cizre Kobani oldu sözü var. 8 çocuklu Nahide her gece bir çocuk öldürülüyor. Korkumdan okula gönderemiyorum. Cizre eski Cizre'yi geçti diyor. Duvar yazılarında gece 21'den sabaha kadar silahlarla devriye gezen, kimlik kontrolü yapan kaplan timi göze çarpıyor deniliyor değerli izleyenler. Cizre'deki durum da yine merak ediliyor. Türkiye'deki önemli konulardan biri. Önümüzdeki günlerde de bakacağız bakalım nasıl bir gelişme olacak Cizre'de. Tasarımcı Michel otomobili solladı haberini görüyoruz. Japon otomotiv firması Honda'nın Amerika, Hong Kong ve Kanada için ürettiği lüks markası Acura'nın Detroit'te tanıtılan yeni NCX modelinin tanıtımını Michel Christensen'a ait deniliyor. Ve Christensen fuarda süper otomobil kadar ilgi gördü denilmiş. Telefonla 1,5 milyon götürdüler. Efendim kimler götürmüş 1,5 milyon telefonla? İstanbul'da tele dolandırıcılar 80 ve 86 yaşlarındaki iki kadını polis gibi arayarak toplam 1,5 milyon liralık vurgun yaptılar. Dolandırıcılara kendisi ve çocuklarına ait 600 bin liralık altını bozdurup veren FÖ'nün talimatla sattığı bir daireden gelen 240 bin lirayı da eliyle teslim ettiği ortaya çıktı. Değerli izleyenler, artık bizler söylemekten bıktık. Gerçi yaşlar 80 ve 86 dolandırılan kişilerin ama
biraz daha aslında onların da uyanık olması gerekir. Tabii ki dolandırıcılık öyle bir şekilde işliyorlar, öyle bir şekilde yapıyorlar ki siz ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Profesör Canan Karatay da dolandırılmıştı. Bir kez daha hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki hiçbir polis, hiçbir savcı, hiçbir devlet görevlisi sizden para istemez. Evinizi satın, yok terör örgütüne üyeydiniz, yok sizi aklayacağız, şöyle olacak, yok soruşturma. Bunlardan korkmayın. Yasal, eğer kendinizden bir şüpheniz yoksa ne gerekiyorsa yasal olarak onu yapın deyin. Zaten bu insanlar o zaman kaçacak. Mümkünse de başka bir telefondan arayıp yine yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir iş adamı yakalatmıştı telefonunu kapatmayarak, ancak başka bir hattan polisi arayarak. Yine bu şekilde lütfen bu konularda dikkatli olun. Hatırlatalım, gazetelerde vardı geçtiğimiz günlerde yeni bir dolandırıcılık sistemi de eşcinsel ilişki teklif etmek için yanınıza birisi geliyor. O sırada da polisler geliyor, işte ne yapıyorsunuz, sizi ahlak büroya götüreceğiz, herkese rezil olursunuz ama şu kadar para verirseniz sizi kurtarırız gibi şeyler söylüyor. Bu da bir dolandırıcılık sistemi değerli izleyenler, aman dikkatli olalım. Evet, devam edelim. Kabine sarayda haberi yine ilk sayfada büyük olarak görülüyor. Yine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın fotoğraf karesiyle. Bakanlar Kurulu 15 yıl aradan sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Başkanlığı'nda toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 5 ay aradan sonra kabineye yeniden başkanlık edecek deniliyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantının ana gündem maddesi yatırımlar ve devam eden projeler olacak. Kabine ile ilk toplantı 1962'de 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, son toplantıyı 12 Mayıs 2000'de de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yapmıştı. Sezer ve Gül bu yetkiyi hiç kullanmadı deniliyor değerli izleyenler. Hükümetten Davos çıkarması yine Gila Bengamor'un haberi, Ben Mayor'un haberi iç sayfalarda ilk sayfaya taşınmış kısa bir not olarak efendim. Sağ köşeye bakacağız. Sağ köşede Güzeller Gerildi başlığı var. İsrail Hizbullah komutanlarının bulunduğu araçları vurdu. Bölgede tansiyon yükselirken gerilim Miss Universe yarışmasındaki güzellere de sıçradı. İsrail güzeli Daron Matalon'un Lübnan güzeli Sally Gregg'le selfiesi tartışma yarattı. Lübnan kraliçesi Matalon'un kendisine musallat olduğunu iddia etti deniliyor efendim. Gecede fazla mesaiye darbe haberini görüyoruz. AK Partili Muzaffer Yurttaş'ın imzasıyla iş güvenliği paketine eklenmesi planlanan önergeyle sanayi dışındaki işlerde gece 7,5 saatlik çalışma sınırı kaldırılıyor. Bu düzenleme yasalaşırsa 7,5 saatin üstünde çalışanların mesai alması zorlaşacak deniliyor. 400 bomba alarmı haberini yine ilk sayfadan aktaracağız. İstanbul'da dün Fatih Sultan Gazi ve Maltepe ve Beyoğlu'nda 4 ayrı noktaya benzer düzenekle hazırlanmış bombalar bırakıldı. Fatih'te patlayan, can ve mal kaybına yol açmayan bombanın üzerinde Cizre'nin hesabı sorulacak yazılıydı. Diğer bombalarda patlamadan etkisiz hale getirildi deniliyor Hürriyet gazetesinde. Hemen iç sayfadan bir haber aktaracağız ve Hürriyet gazetesini noktalayacağız. İki aloda 1,5 milyon başlığı var. Biraz önce aktardığımız dolandırıcılık haberinin detaylarıyla aktarılmış efendim. Ve Ayça'ya yanlışı Yargıtay bozdu haberini aktaracağız. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan Derya ve Dinçer Bağrıyanık çiftinin kızları Ayça, 10 yaşında efendim. Bundan 6 yıl önce talihsiz bir ameliyat geçirdi. Yani henüz 4 yaşındayken. Ameliyat sırasında küçük kızın böbreklerinden biri %85 kullanılamaz hale geldi. Aile hatalı ameliyat yaptı. Gerekçesiyle Profesör Doktor EM'den davacı oldu. Hakkında taksirle yaralamadan Manisa 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Profesör yargılama sonucu beraat etti deniliyor. Tazminat da istediler efendim. Ailenin kararı temiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay beraat kararını bozdu. Ve 250 bin lira maddi, 250 bin lirası manevi, toplam 500 bin liralık tazminat davası açmaya da hazırlanıyorlar efendim. Dava Yargıtay'dan döndü. Çünkü 4 yaşındaki küçücük bir kızın böbrekleri kullanılamaz bir hale gelmişti efendim. Evet, Hürriyet gazetesini noktaladık. Milliyet gazetesine bakacağız. Milliyet gazetesi Adalet Kartalı manşetini kullanıyor bugün ilk sayfada. Koyu Beşiktaş taraftarı hakimden karar gerekçeleri. Şikayetçi Beşiktaş'la sorunlu. Ya Fenerli ya Galatasaraylı. Kara Kartal özgürlüğün ve gökyüzünün sembolüdür efendim. Yargıda bari olmasın. Biz ülke olarak çok seviyoruz böyle şuralıyız, buralıyız, şu takımlıyız, bu takımlıyız, şu okulluyuz, bu okulluyuz gibi, ama bu yargıda olmaması gerekir. Aman çok tehlikeli. Denizli'de bir askeri birlikteki komutan odasında Beşiktaş bayrağı ve Kartal
Kartal heykeline ait görüntülerin komutan odası mı, çiftlik mi yorumuyla sosyal medyada yayımlanması ile ilgili davaya bakan hakim gerekçeleriyle hukuk tarihinde bir ilke imza attı. Görüntülerin yayınlanmasını reddeden hakim taraftar manifestosunu anımsatan bir karar metni hazırladı deniliyor. Beşiktaşlı BJK plakalı otomobilin önünde kızıyla birlikte kartal pozu veren hakim Haki Öncü, itiraz dosyası bana geldiğinde adaletin gerçekleştiğini göstermek istedim. Hakimler kararlarıyla konuşur ve ders verir. Bu kararda da gerekenler istedikleri dersi alabilir deniliyor. Evet, bakın. Kesin Galatasaraylı ya da Fenerli olduğu düşünülüyor. Odadaki Beşiktaş panosu, işte heykelleriyle ilgili dava açının. Kararı veren hakim de Beşiktaşlı. Ne olacak? O zaman herkes kendi tarafından bakarsa, kendi yörüngesinden davalara bakarsa ya da kendi açısından sadece bakarsa nereye gideceğiz? Tabii ki bir uzlaşı olamaz. Devam edelim. Sürmanşete bakacağız. Sürmanşette füzyon yerine basit yemek deniliyor değerli izleyenler. Mutfakta oyun bitti. Ulus 29 ve Phoenix gibi İstanbul ruhunu yansıtan mekanların yaratıcısı Metin Fadıllıoğlu yeni trendin basitlik olduğunu, füzyon, moleküler mutfak gibi trendlerin tükendiğini açıkladı. Fadıllıoğlu ekmeğin de öneminin artırdığı görüşünde deniliyor. Bu moleküler mutfak falan da ne enteresan bir şeydi değerli izleyenler. Kapsül şeklinde yemek yiyeceğiz neredeyse yakında. Damak zevkimiz de değişti tabii ama artık bakın her şey özüne dönüyor. Hani her şey gerçekten aslında rücu ediyor, dönüyor. Burada da görüyorsunuz artık basitliğe gidiliyor yemeklerde de. O eski janjanlar, eski stilistlikler vesaireler değil. Daha çok damak tadına ve zevkine dönüş varmış efendim. Tıpkı filmlerde olduğu gibi, eskiden işte uzay filmleriydi, özgürlük adına filmlerdi. Şimdi daha çok aile birliği adına dönülüyor. O şaşalı filmlerden daha mütevazi hayatlara dönülüyor. Anlamış da değiliz zaten. Türkiye bu noktada da enteresan bir ülke. Bakın konu konuyu açıyor. Nereden nereye kısa bir yorum yapmak istiyorum. Özellikle dizilerimize bakıyorsunuz. Dizilerimizde ya ultra zengin insanlar var ya çok fakir insanlar var. Bu ülkede normal standartlarda yaşayan normal insanlar da var. Buradan yapımcılara sesleniyorum. Yani illa bir şeyi acite etmek adına böyle diplere vurmak ya da eve her girip Türkiye'nin çünkü %50'si holding sahibi, sürekli eve giriyorlar böyle son model arabalarla hizmetçiler, bakıcılar, inanılmaz yaşıyorlar. Hemen girer girmez bir ilişki alıyorlar. Bizim kültürümüz böyle sanki, bu Amerikan vari kültür. Bu da değil. Yani var, bunlar da var ama bunlar Türkiye'nin uçlarında. Genellemeye bakmak lazım. Siz böyle bir hayat yaşıyor olabilirsiniz ama bir bakın etrafta böyle bir hayat yaşanıyor mu? Bu ülkede asgari ücretin fiyatı 1000 lira. Asgari ücret 1000 TL bu ülkede. Yani yaşam standartlarının yoksulluk standartlarının altında, hele bir de iki çocuk varsa bitti zaten hayat. Devam edelim. Kemer'de can pazarı haberi yine ilk sayfada görülüyor. Öğrenciler 11 Ocak'ta Gönlük Kanyonu'na giderken güvenlik kamerasına takılmıştı deniliyor. Ve kırmızı tişört salladılar. Likya yolunda gezerken 3 gün önce kaybolan ikisi Hollandalı, biri İngiliz, 3 yabancı öğrencinin yeri dün öğle saatlerinde tespit edildi. 40 kilometrelik alanda aranan öğrenciler polis helikopterine kırmızı bir tişört sallayarak yerlerini bildirdi. Öğrencileri jandarma, AFAD, halk, Enduro motosikletçilerden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir grup arıyordu deniliyor. Değerli izleyenler, öğrenciler de bulundu. Bu konuda da bilinçlenmemiz lazım. Özellikle kayıplarda, felaketlerde, doğal afetlerde nasıl yapmamız, ne yapmamız gerekiyor, nasıl yardım istememiz gerekiyor. O kırmızı tişört sallanmasaydı belki de helikopterden görülmeyeceklerdi ve bulunmayıp hayatlarını kaybedeceklerdi. Devam edelim. Tamamen Türk mühendis ve işçilerin emeğiyle yapılan TCG Büyükada dün Gölcük üstünde düzenlenen törenle 3 aylık seyir görevine uğurlandı. Büyükada Körfez ülkeleriyle ikili ilişkileri geliştirmesine katkı sağlamak için 15 Nisan'a kadar Aden Körfezi, Arap Denizi ve Basra Körfezi'nden liman ziyaretleri yapacak deniliyor. Askerler de aileleriyle vedalaştı. İşte ilk sayfada yer almış bu haber. Yeşim'i ölüme taşıdılar haberini görüyoruz değerli izleyenler. 2 metre kanalda boğuldu. Samsun Terme'de Yeşim Sonaç, 9 yaşında bir kız çocuğu, okulu kar nedeniyle tatil edilince köyüne erken döndü. Taşımalı eğitim servisinin şoförü eve kadar gidemeyince Yeşim'i 300 metre geride bıraktı. Karla kaplı yolda eve ulaşmaya çalışan Yeşim'in sulama kanalında çantası ve cansız bedeni bulundu. Servis şoförü Yusuf S. tutuklandı. Baba Yakup Sonaç, ilk çocuğumuz Yeşim'di. Yokluk içinde büyüttük. Kızımın yürüyerek geleceğini bilsek kanaldan geçmesine izin vermezdik.
gider alırdık diyerek gözyaşları döktü. Çocuklarımıza emanet ettiğimiz insanlar da çok önemli değerli izleyenler. Bakın bir servis şoförü çocuğu bırakıyor 300 metrelik karlı bir alanda. 9 yaşında bir çocuğu bırakıyor ve o çocuk da hayatını kaybediyor. Çocuklarımıza emanet ettiğimiz insanlar çok önemli. Çocuklarımıza emanet ettiğimiz insanlar eğer doğru ve güzel insanlar olduğunu inanıyorsak aman o insanlara sahip çıkalım çünkü çok zor. Gerçekten doğru, vicdanlı, ahlaklı, hayata ki herkese, her çocuğa kendi çocuğu gibi bakan insanlar bulmak bu devirde çok zor. Bakın bir servis şoförü 300 metre ötede bırakıyor ve küçücük bir çocuk hayatını kaybediyor. Devam edelim. Türk profesöre Çin'den ödül haberi ilk sayfada yer bulmuş. Çok seviyorum böyle haberler. Özellikle bir de bu haberler bazen kadın haberleri oluyor. İşte bir bilim kadını İsviçre'de, Amerika'da bir şeyler yapmış vesaire. Bir Türk'ün adı duyuluyor. NASA'da bir genç var. Müthiş gurur duyuyorum. Müthiş seviniyorum bu haberleri duyduğumda. Yine bu haber ilk sayfada. Türk profesörü Çin'den ödül başlığıyla. Çin'in en saygın akademik ödülü Shuang Jian ödülü. Türk yerli bilimci Profesör Doktor Ali Pulat'a verildi. Bölgede bölge jeolojisi hakkında yazdığı makalelerde Çin'de büyük ilgi gören Pulat, ülkemde de bu tür çalışmaların desteklenmesini istiyorum dedi. Biz de istiyoruz efendim. Maalesef bizim ülkemizde henüz efendim magazinin ötesine, henüz dizi sektöründeki ünlülerin henüz kim kiminle nerede ne yaptıdan daha öne geçemedi bu haberler. Ama geçecek. Ama umutluyuz. Gelecek nesilden umutluyuz. En azından benim gibi 3-5 kişi vardır bu haberleri seven, bu haberlerle gurur duyan diye düşünüyoruz. Davutoğlu efsaneyi yıkacağım dedi efendim. Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Davutoğlu AK Parti'nin zayıf olduğu şehirler ve kıyılar efsanesini yıkacaklarını söyledi. Davutoğlu AK Parti'nin demokrasi anlayışının en iyi Tekirdağlıların anlayacağını ifade etti efendim. Tekirdağ da enteresan bir bölgedir. Tekirdağ Trakya'nın o bölgesinde AKP'nin hani giremediği noktalardan biridir o bölge. Haluk Koç ikinci Kapataş vakası diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Başbakan Davutoğlu'na sert tepki göstererek ikinci bir Kapataş yalanına sığınmak hiçbir hicap duymuyor. CHP'yi peygamberimizle ilgili karikatürleri sanki savunuyormuş gibi suçlayan ifadeler yalandır diyor efendim. Cizre ile mesaj veriliyor yine ilk sayfada görülüyor. Ve Yüce Divan için kritik oylama haberini aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonu'nun raporu yarın TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Muhalefetin Yüce Divan'a sevk önergeleriyle 4 eski bakan için ayrı ayrı Yüce Divan oylamaları yapılacak. AK Parti yönetimi gerginlik yaşanmaması için eski bakanların sınırsız konuşma hakkını kullanmamasını istiyor denilmiş. Sarayda Bakanlar Kurulu yine aktarmıştık bir önceki gazetemizde de. Evet, daha önce en son olarak Demirel toplamıştı efendim. Sezer ve Abdullah Gül bu yetkiyi kullanmamıştı. Bakanlara yani kabineye başkanlık etme görevini. Devam edelim, iç sayfalara bakacağız değerli izleyenler. Samsun'daki kazada ölü sayısı 7 oldu. Samsun'un Terme ilçesinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında yanan minibüste eşi, oğlu ve annesi ve iki yeğenini kaybeden, kendisi de yanarak yaralanan İmdat Akgül tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. 34 yaşındaki Ahmet Bodur direksiyon kontrolü yitirince karşı şeride geçerek İmdat Akgül yönetimindeki minibüse çarpmıştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Ahmet Bodur'la minibüste bulunan sürücü eşi Şerif, Şehri Akgül, oğlu, annesi ve iki yeğeni yaşamını yitirmişti. Zaten hani hepsine Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır diliyorum ama bir aile gitmiş. Yani eşiniz, iki çocuğunuz, yeğenleriniz, anneniz gitmiş. Yani o insan yaşasaydı da zaten artık çok sağlıklı olmayacaktı. Onlara kavuşmuş diyebiliriz efendim. Devam edelim. Öğrenciye asma kilitle dayak haberi yine ilk sayfada var. Bu haberi okumayacağım. Bu haberi niye okumayacağım? Bu ülkede çok güzel görevini layıkıyla yapan öğretmenlerimiz var. Onlara saygısızlık olur diye bu tarz öğretmenlerin çocuklara işte işkence yaptı, dövdü vesaire gibi haberleri, şiddet haberlerini okumuyorum efendim. Daha çok sosyal içerikli siyasetten haberler okuyoruz. Siyaset haberlerini de çok fazla zaten detaylandırmıyoruz. Yorumu size bırakıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi hükümetten Gezi ölümlerine sansür manşetini kullanıyor bugün. Türkiye Gezi direnişinde yaşanan polis şiddetini Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nden gizledi. Eylemlerde polisin aşırı güç kullanımı ile ilgili araştırmaların sonuçlarını isteyen komiteye 11 kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı olaylardan sadece 9'u hakkında bilgi verildi. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gönderilen yanıtta sadece Ankara ve İstanbul'a yönelik kısıtlı bir veri paylaşıldı deniliyor.
Bakanlığın yanıtında Gezi'de yaşamını yitirenlerden bir tek Ethem Sarısülük'e işaret edilirken diğer isimlerden ve soruşturmalardan söz edilmedi. Komitenin raporunda eylemler sırasında bizzat görüşülen kişilerden aşırı güç kullanımına dair birçok şikayet alındığına ve çok sayıda gözaltında işkence uygulaması olduğuna da dikkat çekildi deniliyor. Yine ilk sayfada Cumhuriyet ellerinde Cumhuriyet gazeteleriyle yürüyen insanları görüyoruz değerli izleyenler. Karanlığa karşı Cumhuriyet başlığı var bu haberde de. Charlie Hebdo'yla dayanışmamızın ardından gazetemize yönelik saldırılara karşı dün Taksim'de Cumhuriyet dağıtıldı. Amasız, fakatsız fikir özgürlüğü için Cumhuriyet okuyun. Karanlığa, gericiliğe karşı çocukların korkusuzca yaşayacağı günler için Cumhuriyet okutun diyerek gazeteyi dağıtan grup adına yapılan açıklamada ne zaman bir gazeteye baskı uygulansa barış ve dayanışma içinde olacağız denilmiş. İşte görüyorsunuz insanlar da ellerinde gazetelerle, Cumhuriyet gazeteleriyle Taksim Meydanı'nda yürüyor değerli izleyenler. Evet, sağ köşeye bakacağız. Sarayda başkanlık provası haberini görüyoruz. Kamuoyunda başkanlık provası olarak nitelenen Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Bakanlar Kurulu'nda bugün ekonomik durumlar, yine Türkiye ve dünyanın durumu ile ilgili bazı başlıklar konuşulacak. Ağababa Yajet Fez'deki haberi yine ilk sayfada yer bulmuş. Suudi iş adamı Yasin El Kadı'nın geçen Ekim ayında İtiler Polis Okulu arazisiyle ilgili açıklamalarda kendisine küresel terörist dediği gerekçesiyle şikayetçi olduğu CHP'li Ağababa hakkında Jet Fez'deki düzenlendi. Ağababa, ayakkabı kutuları delil olarak görülmüyor, rüşvet alanlar için kanaat oluşmazken hakkımda fezleke hazırlanıyor deniliyor. Haklı da efendim. Bakan var, alkol yok haberini görüyoruz. FIFA korkaklığı takmaya hak kazanan hakemler için Antalya'da düzenlenen tören Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç tarafından siyasi şova dönüştü deniliyor. İkinci kabataş yalanı Haluk Koç Davutoğlu'nun dini kullanarak CHP'yi hedef almasını gösterdi. Almasına tepki gösterdi. Efendim, bu haberin ayrıntısı nedir? Kısaca sizlere aktaralım. CHP'nin Hazreti Muhammed karikatürü olduğu iddia edilen Charlie Hebdo'nun özel sayısıyla ilgili karikatür dergisine sahip çıktı. Hazreti Peygamber'e de böylelikle saygısızlık ettiği iddiası vardı AK Parti tarafından. CHP de bunun için ikinci kapataş vakası açıklamasını kullandı. Cumhuriyet gazetesinde sürmanşette Hrant Dink cinayeti 8 yıldır karanlıkta başlığını görüyoruz. Hrant Dink bugün 13'te Taksim'de başlayıp Agos gazetesinin önünde sona erecek yürüyüşle anılacak. Biz onu biraz daha farklı anmak istedik. 4 yakın arkadaşına Hrant'ı sorduk. Ümit Kıvanç, Baskın Orhan, Ali Bayramoğlu ve Aydın Engin. Müsamereye dönen davayı sessizce karşılıklı ağlamalarını, yargılamalarını, yolculuklarını anlattılar deniliyor efendim. Ve katledilişinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen devlet Hrant Dink cinayetini aydınlatmadı. Soruşturma dosyası 8 yılda 6 savcı değiştirdi. Haklarında işlem yapılamayan kamu görevlilerinden 2 polis ancak bu ay tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkan Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir 3 gün geçmesine rağmen koltuğunda oturmaya devam ediyor denilmiş sürmanşette. Bir diğer sürmanşet haberine bakalım. Madencilerin gözü Trakya'da. Yeni hedef Ergene Havzası değerli izleyenler. Aman bir oraya girilmemişti. Orayı da katledelim, orayı da mahvedelim. O eksik kalmıştı. Trakya'nın yıllardır sanayi tesisleri tarafından kirletilen verimli toprakları şimdi de madencilik tehdidi altında. Yeni madencilik faaliyetleri Ergene Havzası'nda hayvancılık ve tarımı yok edecek. Pek çok hayvan türünün sonunu getirecek. Hem Trakya'nın hem de İstanbul'un su kaynaklarını kirletecek. Kırklareli'nin köyleri Ergene'yi tamamen öldürecek madencilere karşı ayağa kalkmış durumda değerli izleyenler. Zaten Trakya bölgesinde yeterince fabrika ve sanayi var. Kırklareli'de o sanayi ve fabrikanın olmadığı, ender hayvancılığın olduğu yerlerden biriydi. Trakya bölgesine hayvancılık ve tarım ürünü gönderiyordu. Şimdi orada da böyle bir proje varmış efendim. Cumhuriyet gazetesini açtığımızda iç sayfalarda sarayda başkanlık provası haberini detaylı görüyoruz. Yine tarihi oylama yarın deniliyor. Haklarında rüşvet ve yolsuzluk iddiası bulunan 4 bakan için genel kurulda oylama yapılacak deniliyor. İkinci kabataş yalanı da yine Cumhuriyet gazetesinde görülen iç sayfalarda bir diğer haber. Taraf gazetesine bakalım. Taraf gazetesi manşette İslam bu değil demek yetmez haberini görüyoruz. Gazeteci yazar Taha Akyol, İslamofobiyi eleştiren Müslümanların
terörist grupların temel aldığı İslam anlayışına karşı çıkması gerektiğini söyledi deniliyor Taraf gazetesinde. Bakın Taha Akyol neler demiş. Müslümanların İslamofobi eleştirdikleri kadar İslam'ın içinde fanatik, mutaassıp, dar kafalı eylemci grupların inanç sistemlerini de eleştirmeleri gerekir. Paris'teki katliamı kınamanın yolu biz her türlü teröre karşıyız demek değildir. Biz terörün temelindeki şu İslam anlayışına karşıyız diye konuşmak lazım. Taha Akyol doğru bir şey söylemiş aslında efendim. İslamiyet hep terörle anılıyor. Teröre karşıyız ama biz İslamiyet'in böyle kullanılmasına da karşıyız. Her türlü teröre karşıyız ve gerçekten bu İslam anlayışına da karşıyız demek gerekir. Gerçek İslam'ı anlatmak gerekir demiş Taha Akyol. Hemen sürmanşete bakacağız. Sürmanşette büyük görülüyor. Beyefendiye gizli KPSS planı başlığı. Kamu personeli seçme sınavının kaldırılması için sarayın danışmanları ve bazı AKP'li yöneticilerinin çok gizli beyefendiye arz ibareli bir eylem planı hazırladığı ortaya çıktı deniliyor. Ayrıntılarda aktarılmış. AKP'liler kazanamıyor. CHP'nin peş peşe açıkladığı VIP torpil listeleri AKP'nin kamuya yapacağı sınavsız alımları vurunca bir rapor hazırlanıp Erdoğan'a sunuldu. Raporda adaylarımız sınavda eleniyor, KPSS'nin kaldırılması bu nedenle zorunludur ifadesi de dikkat çekici deniliyor efendim. Çok enteresan bir haber. Ayrıntılar aktarılmış. Rapor 4 başlıkta toplandı. Amaç sorunlar, KPSS eylem planı ve medya planlaması olmak üzere 4 başlıktan oluşan raporda öncelikle AKP'lilerin yaşadığı sıkıntılar anlatılıyor denilmiş. Sarayda başkanlık denemesi ilk sayfada yer buluyor efendim. Bugün bir başkanlık denemesi olacak sarayda. En son Bakanlar Kurulu'na biraz önce de hatırlatmıştık. Süleyman Demirel başkanlık etmişti. Davutoğlu ve Gül Sezer ve Abdullah Gül bu yetkiyi kullanmamıştı. Ancak Tayyip Erdoğan bu yetkiyi kullanacak. Kimin kararı haberini görüyoruz değerli izleyenler. Hükümete yakın iş adamı Ethem Sancak tarafından görevden alınan Mustafa Karalioğlu, Mehmet Ocak'tan ve Yusuf Ziya Cömert'in çalışmasını yaptığı Yeni Gazete'nin ismi karar oldu. Ancak saraya yakın kaynaklar çıkacak. Yeni Gazete'nin Abdullah Gül'e destek vermesinden endişe ediyor denilmiş. Yeni bir gazete doğuyor. Hayırlı olsun efendim. Adı da Kararmış gazetenin. Tülay Hanım'ın filmi sürüyor haberini görüyoruz ilk sayfada. Osmanlı'nın 90 yıllık reklam arası bitti mesajıyla tepkileri üzerine çeken ve AKP'li belediyelere lale sattı ortaya çıkan AKP milletvekili Tülay Babuşçu bu kez de arkadaşlar reklam arası bitti. Film başladı ve 2023'te isteseniz de istemeseniz de vizyona girecek ifadelerini kullandı. Evet, IŞİD bir telefon kadar yakın haberini görüyoruz ilk sayfada. HDP lideri Selahattin Demirtaş, Suriye sınırında bir astsubayın IŞİD tarafından kaçırıldıktan sonra serbest bırakılması ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Demirtaş, kaşla göz arasında o subay geri alındı. Musul rehineleri için yaşananları da biliyoruz. Yani AKP hükümetinin IŞİD'le ilişkileri bir telefon mesafesindedir açıklamasında bulundu HDP'de. Üçüncü havalimanı faturası mandalara çıktı. İstanbul'a yapılacak 3. havalimanı inşaatı nedeniyle çevredeki mera alanları yok edilince köylülerin otlattığı mandalar havalimanı için kamulaştırılan alana girdi. Orman Müdürlüğü köylülere 5.000 lira ceza kesti. Efendim bunlar civciv değil ki toplasınlar bir yere koysunlar. Mandalar yani siz o alana araziye el koymuşsunuz. Hayvanlarda otlanması gerekiyor. Bilmem anlatabildik mi yani bunlar büyük hayvanlar. Oraya girmişler. Yazık köylülere de 5.000 lira ceza kesmişler. Yine dostları Hrant için buluşuyor haberini. İlk sayfada görüyoruz. Taraf gazetesinde 8. yıl dönümü ölümünün demeyelim efendim. Katledilişinin Hrant Dink'in bugün 8. yılı. Tek sermayeleri inanç tacirliği CHP sözcüsü Haluk Koç Davutoğlu'nun CHP Hazreti Muhammed karikatürlerine destek veriyor sözlerine de sert tepki gösterdi. Bununla ilgili de dedi ki 2. Kabataş vakası. İş sayfalara bakacağız. İstanbul'da 4 yerde bomba paniği haberi var iş sayfada. İstanbul'un 4 semtinde bomba tedirginliği yaşandı. Fatih'te bomba patlarken diğer 3 semtte bombalar etkisiz hale getirildi deniliyor. Devlete borcunu ödemek için engelli arabasını satışa çıkardı. Bakalım kimmiş efendim, ne olmuş? Ve fazla parayı zam sandık deniliyor. Çocuklarının okulu için bir dönem Isparta'da yaşadıklarını belirten Dikmen o dönemde eşinin Isparta'daki hesabına bakıcı parası yatırıldığını söyledi. Okul bitiminde Manavgat'a döndüklerinde koruma
Biz buradan ayrıldık diye dilekçe verdiklerini anlatan Dikmen, dilekçenin unutulması veya başka bir nedene bağlı olarak işleme konulmaması sebebiyle eşinin hesabına çift bakıcı aylığı yatırıldığının farkına varamadıklarını ifade etti. Hesaplarına yatırılan fazla parayı bakıcı aylıklarına yapılan zam diye düşündüklerini ve parayı bu nedenle çektiklerini söyleyen Dikmen şunları söyledi. Ben bir engelliyim ve geçimimi mendil satarak sağlıyorum. 17 bin lirayı ödemem çok zor. Devlet bu parayı benden istiyor. Benden parayı ödemek için akülü arabamı satışa çıkardım. Borçtan kurtulayım. Engelli arabam olmasa ben razıyım. Borcumuzun affedilmesini istiyorum diyor. Ya efendim, şaka gibi yani, hakikaten şaka gibi. Bu haberi neden detaylı bir şekilde okudum? Bizi duyan varsa efendim, bakın 17 bin lira borcu var, akülü arabasını satacak engelli bir insan, çift maaş aldık sanıyor, çift maaş yatırılmış. Biz de bu parayı yani bakıcı için yükseltildi zam olarak aldık diyor. Ya lütfen buradan devlet görevlilerine sesleniyorum. Yazıktır, yapmayın. Engelli bir vatandaşımız akülü arabasını satışa çıkarıyor 17 bin lira için. Bu ülkeden hangi 17 binler, hangi 117 binler, hangi 117 milyonlar geçti efendim? Bunu da unutmayalım. Yaşlı ezidiler serbest, son haberimiz olacak Taraf gazetesinden. IŞİD esir tuttuğu 200 kadar ezidiyi serbest bıraktı. Yaşlı çocuk ve hastalardan oluşan grubun örgüte yük olduğu iddia edildi deniliyor Taraf gazetesinde. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz değerli izleyenler. Reklam arasından sonra 3. ve son bölümde gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan haberlerle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Evet, üçüncü ve son dilimde yine Uyan Türkiye'ye devam edeceğiz. Bu arada kısa bir hatırlatma yapalım. Bizlere uyantürkiye@cemmedia.com adresinden ulaşabilirsiniz. 96.4 frekansında Cem Radyo ile de ortak yayındayız. Evlerinizde bizleri izliyorsanız, yola çıkıyorsanız arabanızda da radyodan takip edebilirsiniz programı değerli izleyenler. Sabah gazetesine bakacağız. Sabah gazetesi 3 polis halka bomba yağdırdı manşetini kullanıyor bugün. Hakkari'de paralel polisler halkı güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirmek amacıyla kalabalığın üzerine patlayıcı attı deniliyor. Ayrıntılarına bakalım. Hakkari'de 15 Ocak gecesi Cizre'deki olayları protesto etmek amacıyla toplanan kalabalığa zırhlı polis aracı akrepten peş peşe torpil adı verilen patlayıcılar fırlatıldı. Araç daha sonra hızla uzaklaştı deniliyor. Beştepe'de tarihi gün yine bir diğer haber Sabah gazetesinde. Büyük bir fotoğraf karesiyle görülüyor yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile beraber. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'nu bugün Beştepe'deki sarayda toplayacak. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak ilk kez kabineye diye başkanlık edeceği toplantıda 2023 hedeflerine yönelik Beştepe Çankaya koordinasyonu ele alınacak. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nın yeni yapısını ve çalışma biçimini kabine üyelerine de anlatacak deniliyor. Sürmanşete bakacağız. Sürmanşette açıklıyoruz başlığını görüyoruz Sabah gazetesinde. Peki ne açıklanıyor? İşte Pensilvanya'dan yönetilen paralel devlet yapılanması denilmiş. Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a, Mersin'den Sinop'a paralel yapının tüm limanları ve tüm bölgeleri, bölge imamları, açık kimlikleri, yaşları, görünürdeki işleri ve meslekleri deniliyor efendim. Yılın bombası deniliyor Türkiye genelindeki paralel yapı ile ilgili ayrıntılar Sabah gazetesinde aktarılıyor özel bir yazı dizisiyle. Sağ köşeye baktığımızda Arap sinemasının bir yıldızı söndü haberini görüyoruz. Arap sinemasının en ünlü isimlerinden Fateh Hamane Kahire'de 83 yaşında hayata veda etti. Hamane Ömer Şerif'in eski eşiydi. Ömer Şerif onu hayatımın tek aşkı sözleriyle tanımlamıştı deniliyor değerli izleyenler. Ve bağışladığı organları oğluna nasip oldu. Giresun'da 14 yıl önce oğlu doğduğunda organlarını bağışlayan baba Yakup Geçal, 4 yaşındayken böbrek yetmezliği başlayan oğluna bir böbreğini verdi. Baba Geçal, organ bağışım kendi çocuğuma nasip oldu. Çok mutluyum dedi değerli izleyenler. Sahibinden satılık kilise haberi yine farklı bir haber Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Kayseri Melikgazi'deki tarihi Rum kilisesi sahibi tarafından 2000 metrekare arsasıyla 450 bin euroya
satışa çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde de vardı, yine Muğla taraflarında bir tarihi yapı satılıyordu. Nedir efendim bu tarihin satılma merakı diyoruz Türkiye'de. CHP'nin Cumhur'la hiçbir ilgisi yok haberi ilk sayfada yer bulmuş. Başbakan Davutoğlu cumhuriyetçilik iddiasındaki CHP paralel çete ile birlikte diyor. CHP'nin cumhuriyetçiliği Cumhur'la, cumhuriyetle ilgili değil, belki Cumhuriyet gazetesiyle ilgili olabilir. O gazete Peygamber Efendimiz'e hakaret ima eden karikatürleri bastığında yanında Kılıçdaroğlu vardı. Cumhur yoktu. Çıkın açıklayın, kapalı kapılar ardında Türk demokrasisine karşı paralel çeteyle ne planladınız diyor. İşte Başbakan Davutoğlu. Ve meyve üreticisine evinin önünde pusu haberi var. Aktarmayacağız, yine bir saldırı ve cinayet haberi değerli izleyenler. Yine bir başka cinayet haberi var. Aktarmayacağım. Bu üçüncü sayfa haberleri Türkiye'nin gerçek yüzünü de gösteriyor. İşler acısı bir durum aslında. Arap sinemasının divası veda etti efendim. Biraz önce vermiştik ilk sayfada bu haberi görüyorsunuz. Arap sinemasında büyük bir isimdi Faten Hamame. Önemli bir yönetmendi efendim, hayatını kaybetti. Ve devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Sabah gazetesini noktaladıktan sonra Habertürk gazetesiyle bakalım Habertürk gazetesi neler söylüyor. Habertürk gazetesi manşeti ikiye ayırmış. Manşetin sağ köşesinde İstanbul'da bombalı tehdit başlığını görüyoruz. 9 ayrı semtteki bombalardan biri patladı, diğerleri imha edildi. YGDH üstlendi deniliyor. Saldırıyı efendim Sultan Gazi'de piknik tüpüne bağlı bomba imha robotu patlatıldı. Mecidiyeköy, Bayrampaşa, Alibeyköy, Sultan Gazi, Maltepe ve Eyüp'te şüpheli paketlerden bomba çıktı. Cadde ve otobüs duraklarına hedef alan bombalar imha edildi. Fatih'te bir trafo yakınına bırakılan bir bomba patladı. Şans eseri de yaralanan olmadı deniliyor. İkiye bölünmüş diyorduk ilk sayfayı. Bir diğer köşeye bakacağız. Ah, işler acısı bir haber var yine burada. Çocuk, yaşlı, hayvan haberlerine dayanamıyorum. Yani içimi acıtıyor bu haberler. Küçük Yeşim eve varamadı başlığı taşıyor. Kar yolları kesince okul servisi eve götürmedi. Yürürken kanalda can verdi deniliyor. Kar tatili oldu ve aynı zamanda kar küçük Yeşim'in de katili olmuş efendim. 9 yaşında bir kız çocuğu okulundan evine dönerken maalesef 2 metrelik sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti. Evet, sürmanşete bakalım. Sürmanşette evleneceklere 36 kritik soru haberini görüyoruz. Bilimsel bir makalede henüz evlenmemiş çiftler için 36 soru hazırlandı. Soruların sonunda çiftler arasında uyum çıkarsa gerçek bir aşkı yaşayacakları iddia ediliyor. O soruları sizin için derledik diyor Habertürk gazetesi. Efendim bu sorulara bakın. Bu sorular olumlu çıkarsa, birbirine yakın çıkarsa herhalde güzel aşkmış, diğeri aşk değilmiş efendim. 36 soruda anlaşılıyordu bu evlilikte. Niye yok yani yüzyıllardır yapmadınız bunu, 36 soruyla evliliğimizi kurtaralım o zaman diyoruz ama aşk var mı yok mu ona bakılıyor. Bence evliliklerde aşk ne zaman başlar? Aşk ancak yuva olunca başlar evliliklerde. Onun ötesinde flörtü geçmiyor zaten. Devam edelim bir diğer sürmanşet haberi. Sınır tanımayan gece mesaisi haberi sürmanşette. 7,5 saati aşabilecek ve dava açılamayacak deniliyor. İş kanununda gece çalışmasını 7,5 saatle sınırlayan madde yeniden düzenleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın önergesinde bu sınır esnetiliyor. Uygulama doktor, hemşire ve özel güvenlikçileri etkileyecek. Çalışan 7,5 saat sınırına uymayan işveren için dava açamayacak deniliyor. 10 yılda petrolden 5 trilyon dolar. Sizce Orta Doğu'nun Müslüman toplumları ne kadar petrol geliri elde etmiştir? Akla yakın bir ortalama çıkardım. 10 yılda 5 trilyon dolar deniliyor. Batı sömürüyor diyenler bu geliri sorgulamalı denilmiş. Yavuz Semerci'nin Haftanın Analizleri köşesinden bir alıntı yapılmış ilk sayfaya. Atatürkçü de dindar nesil de doğru değil deniliyor efendim. Kim diyor bunu? Profesör Doktor Atilla Yayla, Balçiçek İlter'in sorularını yanıtlamış Habertürk'te. Erdoğan'ın 16 akademisyenin yemeğine katılan Profesör Atilla Yayla, Atatürkçü nesil yetiştirmenin de dindar nesil yetiştirmenin de doğru olmayacağını söyledi. Bilimle, ilimle bir nesil yetiştirilmeliymiş efendim. Cumhurbaşkanlığı sarayı yapıldı diye kıyamet kopmamalı. Çankaya'yı ben de sevmiyorum. Ermenilerden gasp edilmiş bir mülk çünkü, saray gibi değil diyor efendim profesör. PTT Bank'ta soygun raporu haberi yine ilk sayfada yer bulmuş Habertürk gazetesinde.
PTT Denetim Birimi 1 Ocak 2013-28 Mayıs 2014 arası 44 çalışanının 6,4 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini belirledi. Olay Sayıştay raporuna yansıdı. Zimmet suçu işlediği tespit edilen görevden uzaklaştırılırken bazıları hakkında 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı deniliyor. Densiz tweet haberi yine ilk sayfada yer bulmuş. Yardım görevlisi iki kadın 4 gün önce serbest kalmıştı. İtalya Senatosu Başkan Yardımcısı Gasparini'nin Suriye'de 5 ay rehin kalan iki kadın için rızalarıyla seks mi yaptılar? Bedelini biz ödedik tweet'i attı. Bu sözlerde tepki gördü deniliyor efendim. CHP Cumhur'la ilgili değil, Başbakan Davutoğlu karikatürleri için Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Cumhuriyet gazetesi Charlie Hebdo'nun özel sayısı için çıkan karikatürlerden seçkiler yayınlamıştı. Davutoğlu ve sonra Cumhuriyet gazetesine tehditler yağmıştı. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet gazetesinin yanında izlemişti. Bunun üzerine Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet'le, Cumhur'la bir ilgisi yok. Belki Cumhuriyet gazetesiyle ilgisi olabilir demişti. Bunun üzerine de efendim Haluk Koç'tan bir açıklama geldi. İkinci Kabataş vakası yaratmaya çalışıyorlar dedi. Olayın özü budur, ben size özetledim efendim. Devam edelim, iç sayfalara bakacağız. Yine bir cinayet haberi var. Bu da enteresan, bir evlattan babasını öldürme planları haberi var. Bunu da aktarmıyorum sizlere. Yeşim Su kanalında can verdi. İlk sayfada da aktardığımız bir haberdi. Yurt gazetesine bakalım. İkinci Kabataş yalanı manşetini kullanıyor. Sürmanşetini bugün Yurt gazetesi. Biraz önce size olayı kısaca özetledim. Tekrar tekrar da söylemeye gerek yok efendim. Haluk Koç Davutoğlu'nun inanç tacirliği yaptığını söyledi. Sağ köşeye bakacağız. Hrant'ı anıyoruz. 1954-1915. Ne kadar genç yaşta gitti değil mi Hrant Dink aramızdan? Bugün aslında Hrant Dink'in yazmak istediklerini, söylemek istediklerini, Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıdan sonrasında da bakıldığında aslında bir özgürlük için ne kadar mücadele ettiğini anlıyoruz. Herkes onu tükaka, yok Türkiye'yi sevmiyor, Türkiye'yi kötüledi, işte şöyle, tam tersi. Birçok Türk'ten daha çok Türkiye'ye sahipti. Birçok zaten Türk'tü, Ermeni Türk'tü. Birçok Müslüman'dan da daha ülkesine sahipti diyebiliriz. Yazılarını okumak ve anlamak gerekir. Yani Hrant ki kulaktan dolma, öyleymiş, böyleymiş, Ermeniymiş, öldükten sonra Türkiye'yi tanıdı. Ama ölmeden önce yazılarını okuyanlar varsa, Agos gazetesinde okuyanlar ya da tartışma programlarında söylemlerini dinleyenler varsa, işte onlar Hrant Dink'i gerçek anlayan insanlardır diyoruz. Hrant Dink dosya değil ki kapatasın, o bir yara diyor efendim Karin Karakaşlı. Ve Yetvart Dankizikyan ne diyor? Dankzingyan'da buradayız ahbarik diyor. 8 yıl önce 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde o gün Samas tarafından vurularak öldürülen Hrant Dink'in çalışma arkadaşları Karin Karakaşlı ve Yetvart Dankzingyan süreci anlatıyor demiş. Selahattin Demirtaş soykırımı kabul ediyoruz diyor efendim ilk sayfada. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş 1915'te yaşanan Ermeni soykırımının gerçekliğini tereddütsüz kabul ettiklerini söyledi. Hükümete de bu amacıyla yüzleşme çağrısı yaptı deniliyor efendim. Dink'in failleri 3-5 tetikçiden ibaret değil deniliyor. Kim diyor? Sezgin Tanrıkulu diyor bunu. CHP'li Tanrıkulu, Dink cinayeti büyük bir organizasyonun tasarımıdır. O yüzden de adaletin yerini bulması için cinayette ihmali olan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerekiyor diye konuştu efendim. Yine ilk sayfada manşete bakacağız. Yüce Divan'da renk oyunu denilmiş efendim. Eski bakanlara Yüce Divan yolunu açacak genel kurul oylamasında vekillerin kullanacağı oy pusulaları renkleri sebebiyle oylamanın gizlilik kuralını bozacak. Bu hafta mecliste yapılacak gizli Yüce Divan oylamasında her milletvekiline bir zarf ve beyaz, kabul, kırmızı, red ve yeşil çekimser 3 pusula verilecek. Olur mu efendim? O zaman niye gizli oylama yapıyorsunuz ki? Herkesin elinde aldığında zaten görülecek, çekimser mi, onay mı verecek, hayır mı diyecek. Hakikaten şaka gibi. Vekiller pusulalardan birini sandığa atacak. Diğer iki pusulanın vekilde kalmasıyla AKP grubu kimin yolsuzluk için yargıya izin verdiğini anlayabilecek. Evet, zekice bir yöntem efendim. Devam edelim. CHP sahip çıktı haberini görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten atılan Murat Aras, CHP Muratpaşa Belediyesi tarafından işe alındı. Murat Aras işten atıldığında adliye önünde eylem yapmış. 5 yaşındaki kızı Tuana ise ağlama baba diyerek gözyaşlarını silmişti. İşte baba olmanın zorluğu efendim. Omuzlarınızda bir çocuğun, omuzlarınızda sizin dünyaya getirdiğiniz bir hayatın yükü varsa
Hayat o zaman daha da zorlaşıyor. Hayat o zaman iki kat daha zorlaşıyor. Arkadaşlar, reklam arası bitti, film başladı. Hangi film başlıyor bakalım? Osmanlı'nın 90 yıllık reklam arası bitmiştir diyerek tepkiler üzerine çöken AKP'li Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, şimdi de beğenseniz de beğenmeseniz de film 2023'te başlıyor dedi. Çok merak ediyorum, o filmde başrolde kimler oynayacak? O filmde neler olacak? 90 yıllık reklam arası bitmiştir, öyle mi? Cumhuriyetle mi bitti efendim 90 yıllık Osmanlı'nın reklam arası? Osmanlı var, Osmanlı'ya bir şey oldu yok. Osmanlı'ya sahip de çıkıyoruz. Osmanlı da bizim geçmişten bugüne gelen aşamalarımızın sonudur efendim. Biz ona bakarsanız Göktürklere kadar, Türk diyorsanız Göktürklere kadar, Orta Asya'ya kadar uzanmamız gerekiyor. Cumhuriyet de Türkiye'de bu süreçlerden biridir. 1923'te başladı. Bakalım 2023'te ne olacak? Bir reklam arası dememek gerekirdi efendim. Bugün meclisteyseniz, bugün kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriliyorsa, bugün kadın milletvekillerimiz varsa, bu ülke kadın başbakan bile gördüyse, Cumhuriyet'in meyvelerinden faydalandığımız içindir efendim. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne yurttan destek ziyaret haberi ilk sayfada görülmüş. Türmen'den basın özgürlüğü eleştirisi haberi ilk sayfada yer buluyor. CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Charlie Hebdo saldırısı ardından basına yönelik linç girişimini eleştirdi ve bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının aksine bir tavır olduğunu söyledi deniliyor. Yurt Gazetesi'nde iç sayfalara bakacağız. İstanbul'da bombalı haber, bombalı pazar haberini görüyoruz. 4 ayrı yere bomba konuldu. Biri patladı. Yalnız can ve mal kaybı yok. Bu güzel bir haber. Diğer bombalarda etkisiz hale getirildi değerli izleyenler. Yine bir ölüm haberi var. Bunu da vermeyeceğim. Bu da enteresan. Yine bir cinayet haberi. Bunu da aktarmayacağız efendim. Enerjide yeni paket haberi Yurt Gazetesi'nde iç sayfada yer bulan bir haber. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi ile basın toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yeni enerji anlaşmalarının imzalandığını ifade etti deniliyor. Ayrıntılar aktarılmış. Mandalara mera cezası efendim. Diğer gazetede de aktarmıştık. Üçüncü köprü yapılacak diye o yerler kamulaştırılmıştı. Kamulaştırılınca insanlar da tabii hayvan otlatıyor. Oralarda tarım devam ediyor, hayvancılık devam ediyor. Haliyle mandalarda o kamulaştırılan arazinin içine girmiş. 5000 lira da para cezası kesilmiş köylere. Yazıktır efendim. Yani bu köylüler ne yapabilir? Bunlar dediğim gibi biraz önce civciv değil ki, küçük bir hayvan değil ki, toplayın bir kafese koyun. Mandalardan bahsediyoruz yani. Manda adı üstünde. Efendim bu haberde yine iç sayfada yer buluyor. Emsal karara horonlu kutlama haberini aktaralım. Şavşatlıların HES'lere karşı başlattığı mücadelede mahkemeden iki iptal kararı çıktı. Karar diğer mücadeleleri içinde emsal olarak nitelendirildi. Çok seviyorum Yurt Gazetesi'nin iç sayfası. Neden? Çevre haberleri var. Keyifli çevre haberleri de var. Bazen aydınlatıcı haberler var. Bazen de haydi mücadele edecek haberler var. Haberdar eden haberler var. Güzel bir haber efendim. Şavşatlıları buradan tebrik ediyorum. HES'lere karşı başlattıkları mücadeleyi kazanmışlar. Bunu da horon teperek kutlamışlar efendim. Bu haberi de. Kaçak avcılar suçüstü yakalandı, yine bir haber. Tunceli'nin Mazgirt'le Elazığ'ın Karakoçan ilçesi arasındaki Peri Nehri Golan Kaplıcaları bölgesinde Yaşaroğlu köyü mevkiinde avlanması yasak olan dağ keçisini avlayan ve derisini yüzerek fotoğraflarını çeken iki kişiden biri yakalandı. Jandarmaya yapılan ihbar sonucu araçla kaçan imdatçı Karakoçan'la Jandarma Merkezi Karakoluna bağlı ekipler tarafından yolu kesilerek ifadesi alınmak üzere yakalandı. 360 lira idari, 24 bin lira da tazminat olmak üzere 25 bin lira para cezası verilmişti deniliyor. Evet efendim, 25 bin lira verilsin o köylere, 5 bin değil de bu kaçak avcılık yapanlara verin efendim bu cezayı. Yırcalılardan suç duyurusu haberini aktaracağız son olarak. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yırca mahallesinde zeytin ağaçlarının kesilmesinin ardından köylüler adına avukatları Deniz Bayram, vali kaymakamla tarım müdürü ve ilçe jandarma komutanı hakkında zeytincilik yasası gereği o alanı korumadıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık, Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararını gerekçe gösterip kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Danıştay'ın da acele kamulaştırma için yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine Avukat Bayram, aynı kişilerin cezalandırılması istemiyle üst mahkemeye itirazda bulundu. Deniz Bayram,
Yırca'da kömür yakıtlı termik enerji santrali için acele kamulaştırılan zeytinlik alanına gerekçeleştirilen hukuka aykırı zeytin ağacı kesimine görev ve yetkililerinin dahilinde olmasına karşın engel olmadılar dedi efendim. Şimdi haberi hızlı 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 okudum. Güzel bir haber. Suç duyurusunda bulunmuşlardı. Bir üst mahkemeye gittiler. Evet, oradaki valinin, oradaki belediye başkanının, oradaki görevlinin, oradaki kaymak herkesin efendim suçu var. Yani bir şekilde onlar da hakla beraber mücadele edip, köylülerle beraber mücadele edip Yırca'daki bu katliamın önüne geçebilirlerdi. Evet, gazetelerimizi noktaladık. Şimdi tarihte bugüne gideceğiz ve günün sözüyle de yavaş yavaş programı toparlayacağız. Evet, tarihte bugün 1903'e gidelim. Okyanus aşırı ilk radyo yayını Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere arasında gerçekleşti efendim. Bakın, 1903'te gerçekleşmiş ilk radyo yayını. Hemen hatırlatalım, şu anda 96.4 frekansından Cem Radyo'dan da ortak yayındayız. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize de bir kez daha merhabalar, mutlu günler diyelim efendim. 1950, Türkiye'de iş mahkemeleri kurulması kararı alındı. İş mahkemeleri efendim nedir? İşçi ve işveren arasındaki sorunları çözmek adına ve şu an itibariyle yine iş güvenliği ile ilgili birçok sorunu çözüleceği mahkemelerdir. Türkiye'de de genelde oran şöyledir. İş mahkemelerine gidildiğinde genelde işçinin lehine karar verilir. Bu da önemlidir tabii ki. 2007'ye gidiyoruz. Gazeteci Hrant Dink uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Tam 8 yıl oldu. Ölümünün üzerinden 8 yıl geçti. Hrant Dink silahlı saldırı sonucu öldürüldü. O gün Samast ve şüpheli 3 kişi cezaevindeydi. Ancak düğüm her geçen gün biraz daha karışıklaşıyor, biraz daha çözülüyor. Aynı zamanda da karmaşıklaşıyor. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Çok da güzel bir söylemi vardı arkadaşların Hrant Dink için. Hrant bir dava değil ki kapatasınız dosyasını. O bir insan, o bir düşünce insanıydı. O bir özgürlük temsilcisiydi diyor arkadaşları. 2013'e gideceğiz. Yine çok çok sevdiğim değerli bir üstaddı efendim. Toktamış Ateş. Türk akademisyen ve yazar Profesör Doktor Toktamış Ateş vefat etti efendim. Bugün ona da yine rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Tarihte bugünü noktaladık. İşte ekranda görüyorsunuz Toktamış Ateş'i, o ton ton bakışıyla var efendim. Eşine de buradan sevgilerimi iletiyorum. Çok da değer verdiğim, sevdiğim bir üstattır o da. Tarihte bugünü noktalayacağız. Günün sözüyle kapanışa gidiyoruz. Günün sözü kimden olabilir efendim bugün? Tabii ki Hrant Dink'ten. Onu anlamak gerekir dedik ya, Hrant Dink'i okumak gerekir, yazılarını bilmek gerekir özgürlük adına. Bakın Hrant Dink ne diyor. Evet, bu topraklarda gözümüz var. Çünkü kökümüz bu topraklarda. Ama merak etmeyin, alıp gitmek için değil, gelip dibine girmek için diyor Hrant Dink. Evet, programı noktalayalım. Tuhaf olduk efendim meslektaşımızı, tabii bugün 8. ölüm yıl dönümü. Bir kez daha sevgiyle rahmetle anıyoruz. Raquel Dink'e de ve bütün ailesine de başsağlığı diliyoruz. Programı nasıl kapatıyoruz her sabah olduğu gibi efendim? Kimsenin başörtüsüne, içkisine, duruşuna, rengine, tarzına, cemevine, takımına, tarafına karışmadığı, herkesin birbirine saygı gösterdiği, asgari müşterekte anlaşabildiği, herkesin birbirinin gözünün içine birbirini sevmek, birbirini anlamak, birbirine saygı duymak için baktığı, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir Türkiye'ye, bir dünyaya uyanmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın ve etrafınıza bir göz atın. Belki bir fırsat olabilir iyilik yapmanız için. Hoşça kalın. Yarın 7.30'da bizleri yalnız bırakmayın.